Bütün dünyada obezite bir çığ gibi büyümekte. Dünyadaki şişman insan sayısının aç insan sayısının geçtiği gösteriliyor. Ülkemizde de bu durum farksız. Yapılan çalışmalarda ülkemizin yaklaşık üçte birinin şişman olduğu tespit edildi. Son yıllarda obezite cerrahi tedavisinde alternatif tedavi olarak kabul edilen, tüp mide olarak da bilinen laparoskopi ameliyatı Çanakkale Devlet Hastanesi Genel Cerrahi Hekimleri Operatör Doktor Levent Öztürk ve Operatör Doktor Temel Bulut tarafından uygulanmaya başlandı. Genel cerrahi uzmanı operatör doktor Levent Öztürk operasyon ile ilgili şu bilgilere yer verdi. Günümüzde tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de morbid obezite artarak büyüyen bir problemdir. Bu kozmetik bir problem olmaktan ziyade oldukça ciddi kardiyovasküler hastalıklar, hipertansiyon, eklem ve omurga hastalıkları, meme, rahim, böbrek ve benzeri kanser türlerinde artış, tip 2 diyabet gibi hastalıklara yol açmaktadır. Nitekim morbid obezitenin yol açtığı sekonder hastalıklar Amerika Birleşik Devletleri'nde yıllık 280 bin kişinin ölümüne neden olarak ikinci sırada yer almaktadır. Ülkemizdeki oranı bilemiyorum ancak farklı olduğunu düşünmüyorum. Ayrıca neden olduğu sekonder hastalıklar nedeniyle tedavi maliyetlerinde ileriye dönük olarak ülkelerin sağlık masraflarında ciddi artışlar olmasına neden olmaktadır. Bu nedenle gelişmiş ülkeler morbid obezite ile mücadele programlarına başlamışlardır. Yaklaşık 1,5-2 saat süren bu ameliyatta midenin hacminin küçültülmesi ve böylece hastanın çok az gıdayla tokluk hissetmesi hedefleniyor. Bu amaçla midenin belli bir bölümü cerrahi işlemle çıkartılıyor ve geriye tüp şeklinde bir mide bırakılıyor. Ayrıca midenin açlık hormonu salgılayan bölümü çıkarıldığı için hastada açlık hissi oluşmuyor. Bu operasyonla sadece alınan gıdanın miktarı kısıtlanıyor, gıdaların emilimi aynı şekilde devam ettiği için hastanın dışarıdan vitamin ya da mineral takviyesi alması gerekmiyor.